Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, bugün cumartesi. Yeni aldığım arabayı biraz deniyorum. Şeyini daha kendim dört dörtlük bilmediğim için size de söz verdim. Bazı şeylerini tabii ki videoya çekip göstermek istiyorum. Arkadaşlar, bu yeni aldığım araba, bilmeyenler, BMW X5 aldım. Mazotlusunu aldım bu sefer. Neden? Uzun yol için düşündüm, daha iyidir. Arkadaşlar, bunda çok özel şeyler var. Bir tanesi arkadaşlar, onu bugün göstermek istiyorum. Araba kendi kendine park etme fonksiyonu var. Araba kendi kendine park edebiliyor yani. Park yerine geldim. Bir araba daha geldi. Bir dakika arkadaşlar, şuradan geri. Şimdi şurada ileride gördüğünüz zaman, ya çok park da var ya, buna otomat lazım değil. Ben buraya otomatsız da girerim ama isterseniz şuradan bir deneyelim. İlk önce park asistente basıyorsunuz, bu çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra buradan park asistente basıyorsunuz. Ondan sonra mesela sağa park edeceğiniz sağ sinyali veriyorsunuz. Şimdi sağda park arıyor. Parktan bol bir şey yok yani, burada da şimdi park bulamazsa. Ama arabaların arasına olduğu zaman daha kolay. Şimdi buralar her yer dolu. İsterseniz şu... buldu. Bakın arkadaşlar, şurada... O isterseniz şuraya park edelim diyecektim. Ama bakın, burada hemen arabanın yanında P buldu. Bu P'ye tıklıyorum. Ondan sonra direksiyonu bırakıyorum. Şimdi kendisi park ediyor. Ben ne gaz veriyorum ne fren yapıyorum. Biraz evvel ilk önce bir deneme yaptım arkadaşlar. Kendim fren yaptım ama bakın, frene de basmıyorum, kendisi duruyor. Bakın, burada yeşil lambalar yandı. Ve şimdi gördüğünüz gibi arabanın yanına parka giriyor. Arkada kar da var. Ve durdu bakın. Yani kara vurmadan stop etti. Ve böyle içeri girdi. İsterseniz oraya da bir deneyelim. Ve otomatikmen P'ye takıyor. Arkadaşlar, şöyle isterseniz şuradan bir şöyle, bu iki arabanın arasına girmek istiyorum. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar, orada iki tane araba var. Arasında ufak bir park yeri var. Oraya ben bu arabayı sokmak istiyorum. Şimdi normalinde şuradan şöyle önün oraya girerim. Veyahut da geri kendim park etme imkanım var. Yalnız ben oraya park asistentle girmek istiyorum. Sağ sinyali veriyorum. Şimdi arabada kameralar. Sağ tarafta sinyal verdiğim için sağ tarafta park arıyor. Bir tane buldu, orasını istemiyorum. Bunu istiyorum, bunun içine park etsin. Şimdi biraz evvel gördüğünüz gibi direksiyonu bırakıyorum. Gazı bırakıyorum. Bakın, freni de kendi yapıyor. Ya gerçekten biraz da korkuyorum. Arabaya vuracak diye korkuyorum. Ayağım yani frenin üstünde durmazsa son saniyede kendim durayım ama gerçekten kendisi bakın, her şeyi kendi yapıyor. Hayret bir şey ya. Ulan araba, benden iyi park ediyorsun ha. Pat diye durdu arkadaşlar. Arkada kar var. Kar var. 5 santim mine kalıyor. O zaman full fren yapıyor. Evet arkadaşlar, bu bunun özelliği.
Şimdi şöyle şuradan efendime söyleyeyim yol alalım. Şuraya ön park edelim. Size daha başka gösterecek şeylerim var tabii ki. Tamam beyane bağırıyor. Bağırma dur. Tamam bağırma. Bu kadın da bana çok sert baktı ama. Arkadaşlar burada bakın önüne de görme imkanımız var. Bakın yani şimdi böyle sağı solu göremiyorum ya. Buradan da bakma imkanım var. Tak. Ve önde bir kamera daha var. Önü de görebiliyoruz. Her neyse ilk bunu kapatalım. Arkadaşlar daha neler var? Kaç dakika olmuş bir bakayım. Biraz daha vaktimiz var. 6 dakika. Arkadaşlar şurada bir özelliği var. Bunu yalnız çekmek için bana bir arkadaş lazım. Kamerayı tutması lazım. Bana yardımcı olması lazım. Bu arabayı kullanırken sürüşünü araba kendi kontrolü kendi üzerine alıyor. 10 saniyede bir direksiyonu ellemeniz lazım böyle. Ve viraja falan kendi giriyor. 50'lik yerde 50'ye düşüyor. 80'lik yerde 80'e çıkıyor. Kendi gaz veriyor. Yavaşlıyor, hızlıyor. Hepsini kendi yapıyor. Bir 10 saniyede bir böyle ben buradayım diye direksiyonu ellediğiniz zaman bu fonksiyonu ellemediğiniz zaman arkadaşlar araba otomatikmen yavaşlıyor ve duruyor. Diyor bu şoför belki bayılmıştır, bir şey olmuştur, saatinde bir şey vardır, onun için duruyor. İsterse otobanda git, otobanın orta yerinde durur. Arkadaşlar ondan sonra efendime söyleyeyim burada koltuk masajları var. Ön koltukların ikisi masajları var. Bunlar camlar için. Şuna bastığınız zaman dördü birden açılıp kapanıyor. Buradan aynaları ayarlamak için, burada bagaj kapağını açıp kapatmak için, arabayı açıp kitlemek için. Daha ne özelliği var arkadaşlar? Burada koltuk hem ısıtıcı hem soğutucu. Burada arkadaşlar hem soğutucu hem ısıtıcı. Yani yaz aylarında soğuk bir içecek koyduğunuz zaman altı buz gibi oluyor, soğutuyor. Veyahut da kış aylarında sıcak bir şey, bir kahve filan koyduğunuz zaman oraya, özel bardakta olursa tabii iyi olur, sıcak tutuyor. Buradan navigasyon var, müzik buradan ayarlanma filan var, spor var, konfor var, Eco Pro var. Arkadaşlar bu Eco Pro'yu geçen de denedim. Buna bastığınız zaman buradaki görüntüler de değişiyor. İsterseniz bir bakıp basalım, deneyelim. Eco Pro. Bakın mavi oldu. Buraları da mavi oldu. Şimdi çok az mazotla araba kullanılıyor. Gaz verdiğiniz zaman yavaş gaz alıyor filan. Bunun bu özellikleri var. Yani diyelim ki 8 litre yakıyorsanız bu fonksiyondan 7 litre 6,5 litreye kadar düşürebiliyorsunuz ama bu araba tabii ki daha fazla yakar zannediyorum. Bakın böyle giderseniz gelecek 53,9'da 6 kilometre daha fazla gitmiş olacaksınız. Yani 6 kilometre karınız var, 53,9 kilometrede bu özelliği var. Ondan sonra konfor bastığınız zaman rengi oranj oluyor. Buradaki renkler oranj oluyor. Bir de spor var. Spora bastığınız zaman kırmızı oluyor. Şimdi egzoz kapakları da arkada açıldı. Anında gaz alıyor. Aynı viteste uzun şekilde yukarı doğru. Ama ben genellikle arkadaşlar burada konfor kullanıyorum. Ama sanırım izin yoluna gidersem, uzun yola Eco Pro'ya basarsam tabii ki az mazotla uzun yolda güzel bir yolculuk yapacağımı sanıyorum. Arkadaşlar geceliğin görüntüleri çok güzel. Şuradaki lambalar yanıyor. Şurada lambalar var. Yukarıdaki şu gördüğünüz noktalar hepsi teker teker ışık var. Işıklar buradan değişme imkanı var. Mavi yapın, yeşil yapın, kırmızı yapın, sarı yapın. Her türlü değişme imkanları var. Arkadaşlar bu arabayla konuşabilirsiniz. Bu araba bazen keyfi olmuyor. Bazen de konuşmuyor benden. Herhalde kızıyor mu? Ne yapıyor bana? İsterseniz bir deneyelim. Hey BMW. Servus. Wie findest du Mercedes?
Die bauen ganz wunderbare Autos. Aber hier haben wir beide doch einfach die größte Freude am Fahren. Hey BMW. Hi. Mir ist langweilig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dir langweilig ist. Vielleicht hattest du noch keine Gelegenheit, den Sportmodus auszuprobieren. Evet arkadaşlar, Almanca anlayan arkadaşlar tabii ne demek istediğini anladı. Biraz evvel sordum Mercedes'i nasıl buluyorsun diye. Çok güzel arabalar yapıyor dedi. Yalnız dedi, sen dedi en güzel arabada oturuyorsun dedi. Ondan sonra sordum, canım sıkılıyor dedim. Herhalde dedi arabanın dedi spor modunu daha bulmamışsın dedi. İstersen bir dene dedi, canın sıkılmaz dedi. Almanca bilmeyenler için tercüme edelim. Daha ne özellikleri var arkadaşlar? Arkadaşlar daha çok özellikleri var. Tabii ki o videolarda gelecek. Ne fark ettim? SD'si yok arkadaşlar. Şimdi siz de buradayken isterseniz gelin beraber bakalım. Burada SD'si var mı? Yok. Yok. Burada maalesef SD'si yok. Yalnız burada USB takma yeri var mı? Ben göremiyorum. Buradan göremiyorum. Başka zaman bakacağım. Yalnız burası arkadaşlar, burada da soğutucu var. Geçen de birisi yazdı ya, Skoda'da çoktan beri var. Doğru, Skoda'da çoktan beri var ve bazı arabalara çoktan beri var. Benim arabalarımda şimdiye kadar yoktu. Bu arabanın orada soğutucusu var ve biraz evvel söylediğim gibi burada da soğutucular var. Arkadaşlar cep telefonu burada. Cep telefonunu buraya koyduğum zaman kendisi şarjını doldurmaya başlıyor. Cep telefonunu buraya doldurduğum zaman. Ondan sonra arkadaşlar bu arabanın kaloriferi var. Her arabanın kaloriferi var tabii ki. Bu arabanın kaloriferi Standheizung var. Standheizung demek olduğu yerde, park yerinde. Mesela siz bir lokantaya girdiniz. Dışarısı çok soğuk. Sıfırın altında 15 derece. İçeridesiniz, 2 saat içeridesiniz. Arabanın içi buz gibi oldu. Mesela diyor saat 8'de girdiniz. Diyorsunuz ki 10.30'da ben çıkacağım buradan. Saat 10.30'a ayarlıyorsunuz saati. Araba kendi kendine depodan mazot çekip motor çalışmıyor. Onun özel motoru var. Arabanın içini ısıtmaya başlıyor. Arabanın içi bir derece ısındıktan sonra motoru ısıtmaya başlıyor. Yani lokantadan çıkıp arabaya geldiğiniz zaman arabanın içi sıcacık oluyor. Hatta motor da biraz ısınmış oluyor. Yani buz gibi motora yüklenmiyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Motorun ömrünü uzatmış oluyor bana sorarsanız. Normal, çünkü siz motoru çalıştırmadan da motor suyla ısıtıcı suyla motoru ısıtmaya başlıyor ve arabanın içi sıcak hava üfleyerek arabanın içi ısınıyor. Yalnız bunu tabii ki batarya full olması lazım. Bataryanın ömrü azaldıysa bu sefer araba ne diyor? Araba diyor ki bataryanın durumu iyi değil diyor. Ben ne üfleyeceğim ne püfleyeceğim diyor. Kusura bakma diyor. Batarya o zaman tam ölür diyor. Sen lokantadan çıktıktan sonra değil sıcak araba, hiçbir araba çalıştıramazsın diyor. Onun için arabayı ısıtmıyor. Evet, şimdi buradan cep telefonunu aldım çıkardım. Burada gene değişti. Buradan navigasyona bakalım. Evet. Ne diyelim arkadaşlar? İsterseniz bir komando daha verelim. Hey BMW. Da bin ich. Bringe mich nach Hause. Alles klar. Es geht heimwärts. Evet arkadaşlar, duydunuz. Beni dedim eve götür dedim. Hemen navigasyonu kendisi ayarladı ve buradan evin adresini buldu ve şimdi yola çıktığımız zaman sağa sol diyecek, beni eve götürecek. Arkadaşlar bir özelliği daha var. Mesela oturma odasında oturuyorsunuz. Yarısı gün bir adrese gideceksiniz. Cep telefonundan gideceğiniz adresi arabaya gönderiyorsunuz. Araba içine giriyor. Yarın gün arabanın içine geldiğiniz zaman burada gösteriyor. Buraya gitmek istiyor musunuz? Okey diyorsunuz ve hiç navigasyondan aramadan tak diye bir el işaretliğinden
yola çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özelliği de var. Cep telefonundan daha neler yapıyorsunuz? Camları açıp kapatabiliyorsunuz. Daha neler yapıyorsunuz? Havalandırmayı açıp kapatıyorsunuz. Arabayı açıp kitleyebiliyorsunuz. Arabanın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Daha çok komik şeyleri de var. Mesela hey BMW, mach bitte Fahrerseite das Fenster auf. Ich öffne das Fahrerfenster. Cama aç dedim. Şoförün tarafındaki cama aç dedim. Ara sıra anlaşamıyoruz. Çünkü bizim yüksek Almancamız bunun yüksek Almancasından pek uymadığı için olmuyor. Veyahut da ben yanlış emir veriyorum. O da olabilir. Buradan navigasyonu gene böyle. Böyle tamam. Arkadaşlar bunlar işte bazı özellikleri. Hepsini tabii dört dörtlük daha deneyemedim. Kendiniz de görüyorsunuz biraz acemiyim bazı şeylerde. Onun için yavaş yavaş öğreneceğiz. Birbirimizi tanıyacağız. Günler geçtikçe beraber arkadaş olacağız arabayla. Herhalde az kaldı arkadaş olmamıza. O beni dinlemeye başladı. Ben onu dinlemeye başladım. Yani durum iyiye gidiyor. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Buna benzer videolar gelecek. Daha burasını çekeceğiz biliyorsunuz. Buradan daha bir tanıtım daha gelecek. Ve Satan Garaj dedi ki her kullanışında dedi yeni bir şey kendin dedi göreceksin dedi. Arabanın dedi çok özellikleri var dedi. Bakalım kullanalım görelim. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir like verin. Çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone olursanız tabii gurur duyarım. Emeğimize karşılık biz de seviniyoruz tabii ki. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum. En sonunda ben videolarımda şöyle söylüyorum. Sıhhat en mühimidir. Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.